ediyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım. Milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz. Şimdi meydana gelirken arkadaşlara dedim ki emniyete sorun bakalım. Şu anda alanda ne kadar Ispartalı kardeşim var? Ne dediler? 35 bin. İşte Isparta bu. Gül diyarı bu. Biz Isparta'yı sevdik. Isparta da bizi seviyor. Kardeşlerim, ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarına sahip çıkmadan daha güçlü ve müreffeh bir toplum hayali kuramayız. Bu dönemde milli gelirimizi 3 kat büyüttük. Önümüzdeki süreçte milli gelirimizi 2 kat daha büyütebiliriz. Böylece hepimiz daha iyi refah seviyelerine kavuşabiliriz. Ama bunu oturup sadece eleştirerek veya yattığımız yerden ahkam keserek değil, çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmenin adı hayalperestlik değil, başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçirebileceği, kullanabileceği, katma değere dönüştürebileceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz. İşte savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Şu anda biz dünyada havada var mıyız? İnsansız uçaklarımızda var mıyız? Şu anda daha da yapacağız. Kızıl elmayla var mıyız? Aynen devam. Akıncımızda var mıyız? Devam. Dünyada insansız hava araçlarında ilk 3, ilk 4'ün içindeyiz. Peki bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. %20'si yerli. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Biz geldik. Bu %20'yi nereye çıkardık? %80'e. Şimdi %80 yerli. Bize tabanca vermiyorlardı, tabanca. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasına girdik. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız Kaan'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür. Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler otu çek köküne bak derlerdi. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri, ya terör örgütü yandaşlarını, ya emperyalistlerin 5. kol elemanlarını görürsünüz.
amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak, hepimizin dikkatini dağıtmaktır. Geçmişte aynı şeyi toplumsal farklılıkları çatışmaya dönüştürerek, vesayetçilerin önünü açarak, terör örgütlerini kullanarak, darbecileri destekleyerek, ekonomik tetikçileri harekete geçirerek yapıyorlardı. Şimdi yöntem değiştirmişler. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Halbuki bu milletin morali Çanakkale'de 7 düvel üzerine geldiğinde çökmedi. En zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi. Rahmetli Adnan Menderes'in bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinde yaşanan o kesintilerde çökmedi. Daha başımıza gelen nice badirelerde çökmedi. Gezisinden 15 Temmuz'una son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılarda çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor. Anlamayacaklar. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 günümüz var. 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim. Tamam. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade safının en önlerinde yer alacağına ben inanıyorum. Şimdi sizden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki aşağıda Antalya'dan yukarıda Afyon'a kadar duymayan kalmasın. Burdur'dan duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Isparta, Torosların yiğit evladı Isparta. Bir yanını Akdeniz'e, bir yanını Ege'ye yaslayan Isparta. 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Isparta ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah sizlerle birlikte Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağız. Bunun için şu mübarek günleri gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz. Bu yıl Gazze'de yaşanan katliamların üzüntüsüyle buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz. Bizim hem kendi insanımız hem dünyadaki tüm mazlumlar için yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunu başardığımızda artık yepyeni bir Türkiye'ye, yepyeni bir bölgeye, yepyeni bir dünyaya Allah'ın izniyle gözlerimizi açacağız. Bize bugüne kadar nice zaferleri yaşatan Rabbimiz inşallah bu güzel günleri görmeyi de nasip eder. Değerli kardeşlerim, her şehrimizde ısrarla altını çizerek ifade ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.
bizim istismarla, saplantıyla, yalanla, dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla, projeleriyle yatıp kalkıyoruz. Bu anlayışla Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1394 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 14.510 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 26 adet spor tesisi inşa ettik. Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Şehrimize 845 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 1290 yataklı 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdık. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne 50 yataklı bir ek bina yapıyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Kadın Doğum Hastanesi ve Engelsiz Diş Hastanesi açtık. TOKİ eliyle 5348 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 539 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 9982 adet konutu ve ticari alanı dönüştürdük. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %39'una hizmet verilirken bugün 8 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %87'sine hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 3'ünün yapımını tamamladık. Birinin inşası sürüyor. Diğer ikisinin proje çalışmalarına devam ediyoruz. Isparta'nın 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 241 kilometreye çıkardık. Isparta şehir geçişi alt geçitli kavşağını, Isparta Eğirdir yolunu, Isparta Keçiborlu yolunu ve Keçiborlu Dinar yolunu tamamladık. Isparta Burdur yolunun yapımına devam ediyoruz. Isparta Konya yolunun 17 kilometrelik kısmının ihalesine 29 Mart'ta Isparta Eğirdir Kışla Kavşağı ve Şünür Yeni Otogar Kavşağı'nın ihalesine 26 Mart'ta çıkıyoruz. Antalya Dereboğazı Isparta yolunun kalan 68 kilometrelik kısımdaki 8 adet çift tüp tünel ve 12 adet çift köprü için proje çalışmalarını tamamladık. Kısımlar halinde ihalelerini yapıyoruz. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur mevcut demir yolu hattını modernize ediyoruz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniledik. Şehrimize 21 baraj, 8 gölet ve 145 taşkın koruma tesisi inşa ettik. 9 barajın 1 gölet ve 12 sulama tesisinin yapımına devam ediyoruz. Hizmete verdiğimiz 69 sulama tesisiyle 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren tesislerle 47 bin dekar
zirai araziyi de sulamaya açacağız. Ispartalı çiftçilerimize 25 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdi. Sanayide üniversitemizin ve sanayicilerin el ele vererek teknoloji üretmeleri için